Bu videoda ahşap paletlerden ikili kompost deposu yapımını anlatacağız. Bu deponun iki parçası var. Böylece sürekli ve düzenli bir şekilde kompost kaynağınız olacak. Birinci kısımda organik maddeler ayrışma aşamasındayken hemen yanında ikinci bir kompost yığını yapmaya başlayabileceksiniz. Bir tarafta ayrışma aşamaları devam ederken diğer taraftakini kullanarak tüm yıl boyunca olgun ve kullanıma hazır durumda kompostunuz olacak. Bu videoda 5 tane ayrı ölçülerde ahşap palet, 4 tane 15 cm genişliğinde, 2 cm kalınlığında ve 3 metre uzunluğunda tahta kalas, vidalar, köşe bağlantıları ve sabitleme plakaları. Aynı zamanda mezura, matkap ve şarjlı tornavida ve testereye ihtiyacınız olacak. Başlangıç olarak deponuz için rüzgar ve güneşten korumalı bir yer seçin. İki paleti birbirine uygun açıda yerleştirin. Birleşme noktasına bir tane üstten, bir tane alttan köşe bağlantılarını vidalayın. Vidaları iki paletin arasında iki çıtanın arasına koyun. Üçüncü bir paleti de doğru açıya yerleştirerek aynı şekilde sabitleme yapın. Arka kısım ile aynı hizada dördüncü paleti vidalayın. Son olarak beşinci paleti de sabitleyin. Deponun arka kısmına köşe sabitleyici plakaları yerleştirin ve sağlamlaştırmak için vidalayın. Şimdi depoyu sağlamlaştırmak için ahşap çerçeveyi ekleyeceğiz. Uzunluk, genişlik ve derinlik ölçülerini alın. Aldığınız ölçülere göre tahta kalasları kesin. Sonrasında deponun köşe ve kenarlarına vidalayın. Deponuz şimdi organik atıklar için hazır. Kompost yığınına 10 cm yüksekliğinde dallar ile bir katman yaparak başlayın. Bunun üzerine saman ve ölü yapraklar gibi karbon bakımından zengin materyallerle döşeyin. Daha sonra azot bakımından zengin organik mutfak atıkları, biçilmiş çim atığı, kara kafes otu ve ısırgan otu ile katman yapın. Her katmandan sonra ayrışma sürecini kolaylaştırmak için bolca sulayın. Birinci depo dolduğunda ikincisini doldurmaya başlayabilirsiniz.